Barla 121, Sıddık Vefi bu zamanda yoktur diyenlere karşı sizleri gösteriyor. Ne demek bu Sıddık-ı Vefi? Mesela hatırlayan var mı? Manası ne Murat'ın? Vefadar, sadık dost. Evet, vefadar, sadık dost. Vefadar. Mesela vefa deyince, soru sorsam size. Kim hatırınıza geliyor? Peygamber hariç, Hazreti Muhammed Aleyhisselam hariç. Hazreti Ebu Bekir, vefa deyince, vefa. Asr-ı Saadet'ten mi abi yoksa? Yok yok, yani hatırınıza kim geliyor? Böyle dolu yani. Bütün her zaman serbest sizi. Yani Asr-ı Saadet'ten vefa deyince Ebu Zer Gıffari geliyor benim aklıma. Bir de üstadın döneminde de Zübeyir abi geliyor vefa deyince. Efendim abi, Mustafa mı dedi? Mustafa yani, ne? Hocam geliyor abi. He? Hocam. Hocan kim? Murat abi geliyor mesela. Allahu Ekber. Ben nasıl geliyorum oğlum? Senin benim hatırıma senin gelmen lazım. Mevlana. Vefa. Büyük değil, vefa. Vefa ne demek olduğunu anlamadın ki Mevlana diyorsun. Vefa. Vefa, peki. İbrahim Aleyhisselam da benim hatırıma gelen. Böyle birbirini şapamaz insanlar var yani. Vefasızlık yapmamışlar hamdolsun. Hepsi kapasitesine göre ama en zor şartlarda ve kadın olmasına rağmen ve sen sahabe Gıffari mi dedin? Evet abi. Ama sahabe o. Ve İslam dünyası varken girdi içeriye. Hatice validemiz hatırıma geliyor. Hiç kimse yokken, herkes aleyhindeyken ve herkes ondan kaçarken ve onun yanında durmanın bedeli ölüm olduğu halde. Bir de onu doğrulayıp emare de yok. Hani halk içerisinde kabul görmüş birisi de değil. Yani daha belli de değil. Zaten peygamberliğinden ilk zamanlarda telaş ettiği halde peygamberimiz. Evet, kendisi. Varaka İbn-i Nefel değil mi? Amcasına gidiyor. Dayısı. Dayısı mı? Dayısı. He, Hatice validemiz. Dayısı. Daha dayısı. Amcası mı zannediyor? Öyleymiş demek ki. İşte peygamber aleyhissalatü vesselam hiç ağzından, hatırından düşürmüyor. Ayşe validemiz. Ayşe Sıdık'a, tabi kadın olduğu için, kadın biz de şey. Yani ben diyor, senin diyor, boşanmamış bir eşinim yani. Biz eş hakkında ne şey yapıyorsak böyle sayıyor, böyle değil miyim? Ben şimdi onu şey yapmıyorum. Ama diyor, hiçbir bir gün olsun da Hatice'yi ağzından düşürmüş olasın, yani düşürmüyorsun. Dediği zaman Peygamber Aleyhisselam diyor ki, herkes beni yalanladığı zaman o beni doğruladı. Herkes benden kaçtığı zaman o kendisini ve her şeyini bana teslim etti. O kendisini düşünürken o canını bile düşünmedi. Böyle kadın ama. Bir de kadın. Yani peygamberin daha mucizesini görmemiş. Yani bir bulut meselesi var. Tamam, bir bulut meselesi. Yani onunla canını dişine takmak biraz zor. Şimdi mesela şöyle diyeyim de ondan sonra kapatayım. Dün X birisi geldi bana. X birisi. Bu dinde şu anda toplumun veli nimeti. En zirve. Yani resmi yani. Bir dalın, ilahiyat fakültesinin bir dalın başkanı.
dal başkanı, dal. Dedi ki, senin dersini dinledim dedi, Süfyanettin 4. rüknünü. Yani demek ihtiyaç var mıydı dedi. Bunu demeye ihtiyaç var mıydı bu dönemde? Dedim ki, Üstad Hazretleri şu anlarda diyor ki, onun ne mal oldu, ne oldu? Bilinmiyor ya, mekteplerde vesairelerde resimler vesaire asılıyor. Her tarafa neşediliyor. Onun ne mal olduğu anlatmak adına her gün onlarca değil, yüzlerce insan asılsak gene ne diyor? Pahalı düşmez diyor. Evet, pahalı düşmez diyor. Şualarda. Şimdi vefayı düşün. Neyi düşünüyor? Bir makam veya can. Şimdi bir kadın düşünün. Daha İslam yok. Daha Kur'an yok. Tamam. Hiçbir şey yok. Her şey aleyhinde. Hatice validemiz gösterdiği sadakata bak. Peki dedim, bu mevzu Risale-i Nur'a götürsek, alışılmamış ya bu yöntem. Risale-i Nur ne diyor? En dehşetli zamanlarda, en zor durumlarda dedi mi? Dedi. Ha demiş. Peki dönem bitti. Sistem bitti. İslam hakimiyeti oldu. Aa, biliyor musunuz? O adam falan şey idi. Ya. Adam bitmiş. İmanlar bitmiş. İmansız ölenler de var. Ulemaya, alime, herkes seviyesine göre hocalara, sen bunun için demedin sorulmadıkça avama, halka, sen bunun için yaptın sorulmayacak. Gene alimlerin ittifakı şu, ulema bozulmadıkça halk bozulmaz. Ama her dönemde canını dişine takıp, pervasızca, korkusuzca, tamam, yiğitler çıkıp onları toplumu uyarmışlardır. Canlarını vermek pahasına. Peygamberlerin en büyük özellikleri budur. İki vasıfları vardır. Bir, tebliğ etmek. İki, korku ellerinden tutmaz ve hak ve hakikati beyan ederler. İşte bu anlattıklarım hep vefi, vefa. Tamam. Şimdi ona ait bir şey okuyacağım. 7-8 tane cümle. Abi şimdi şu üsluba bakınca şey gözüküyor. Hani geçmiş peygamberler döneminde de İsrailoğulları Hazreti İsa'ya karşı gelirken, karşı gelenler büyük alimdiler. Yani İsrailoğulların alimleri karşı gelmişler, evet, peygambere. Yani onlar da biliyorlar hakkı, hakikati, doğruyu filan. Fakat yani yatıp da keyfimizi bozma, yani ortalığı pirelendirme anlayışı var. Aslında o anlayış devam ediyor. Yoksa bilgisizlikle, bilgiyle alakalı bir konu değil. Yani bu sıcak yerde koltukta oturmak varken, çantanı al, tevhid dersi yap, haşir yap, soğuk asabına dokunma. Ben bilmiyor muyum onu? Aptal mıyım? Ve şu anda 4,5 seneyle yargılanırken diyor, söylüyorum. Şu anda üzerimde var böyle bir mahkeme, şu anda. Şu anda var yani. Olabilir değil, şu anda vaka var. Bu kadar vakalar geçtiği halde başımdan. Niçin? Çünkü Müslüman, Müslümanı bildiği bilgiyi kadar bilgilerini aktarmaya, uyarmaya vaciptir. Bildiğinizi Müslümana aktarmak vaciptir. İhtiyacını duyanlara, ihtiyacını hissedenlere. Ben mecbur demeye, yarın yakama yapışacaklar. Burada yapışıyorlar, niçin dedin? Orada yapışacaklar, niçin demedin? Seçim yaptım. Buradakilerin tutmasına razı oldum. Bana tutacaklar mı, tutmayacaklar mı? Arkadaşlar, bu kürsüde çıktın mı bir şey adına, temsilci adına ise bir şey diyeceksin. Yoksa o geç otur. Barla bir de okuyorum. 121. Sıdık-ı vefi bu zamanda yoktur diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Buradan 5-6 tane cümle çıkarımlarımız var.
Ustadının kıymetdar dediğini kıymetdarlık göstermendir. Vefi sıdık. Yani sadık vefalı. Ne demek? Ustad kıymetli mi dedi? Ona kıymetli demek. Dedi mi kardeşim? Bu böyledir. Her sözünü sorgulama ustadım. Başta sorgula. Bu vazifeli mi değil mi? Ustad. Ustad vazifeli mi? Onu sorgula. Kanaat getirdikten sonra, içeri girdikten sonra, binaya girdikten sonra, yani mesela şöyle, şu bina sağlam mı değil mi? Dışarıdan sorgula. Girdikten sonra duvarları sorgulama. O vesveseye yol açıyor. Tabii. Yani birincisi bu. Ustadının kıymetdar dediğine kıymetdarlık göstermendir. Birincisi bu. Orada metinde çıkarttık yani kafadan değil. O Barla'da ben adres verdim 121. O mektubun hulasası bu. Ameliyat hocam, iyi bir cerrah arıyorsun. O zaman sorgula. Ama buldun, karar verdin, kanaat getirdin. Ameliyat masasına yattın. Ya acaba yapabilir mi? İyi mi, kötü mü, yapabilir mi, kesecek mi, doğrayacak mı, sakat mı bırakacak mı? Bitti o. Tevekkülü alallah. Evlenirken sorgula. %60 ortak tarafın tamamı, korkma yürü. Ondan sonrası kader. Başına geldi %60 ortaydı, ondan sonra ummadığı şeyler çıktı. Kader. Sabret artık. Sabret. Otur. İnsanlık budur. İki, o mektuptan, 121'den çıkan mektuptan cümle kendi düşünüşüm değil. Bir, neymiş? Ustadının kıymetdar dediğine kıymetdarlık gösterme. Dedi bitti. İki, ustadının şiddetli hissiyatına mukabele edendir. Yani hissiyatına mukabele ediyor. Yani ustad kızıyor da. Abileri de kızacak yani. Ya bana nasıl kızdı? Yani nasıl olacağız kardeşim? Allah bile kızıyor ya. Allah nasıl kızıyor? Depremi ben mi yapıyorum aşağı? Sel felaketleri ben mi yapıyorum? Savaşlar ben mi çıkartıyorum? Allah yapıyor bunları. Bu da rahmet mi? Cemal değil ki, celaldır. Kur'an üstüne Risale koymuş Zübeyir abi. Üstad kola bir tokat atmış. Ya. Zübeyir abi bir tokat atmış. Üstad abi bize kızdığı zaman ben üzülüyordum. Onu üzdüm diye. Ama bize kızdı. Kızdığını nasıl anlardık biliyor musun? Elhamdülillah bizimle alakadar. Bizimle alakadar. Üç, dostluk, kardeşlik ve talebelik için min taraftarlık intihap edendir. Yani dostluk, kardeşlik, talebelik için küçük bir taraftarlık intihap edeceksin. Yani en ufak. Peki ya bu mucidikse? Öyle inanmışsın. Artık her şeyimizde oradayız. Yok. Bana böyle dedin. Arkadaşlar arasında. Kızma olur. İslam'da da var kızma. Kaç gün mühlet var? 3 gün. Bu da avama. Sizin gibi insanlara 3 gün çok. Ne kadar Rüştü abi derdi. Sosyologtu ya. Yani ben enfusçiyim. Tamam gayb. Ama bu söylediklerim onun sahası. Yani sosyologtu. Yani filozof diyorlar ama o şey. Diyordu ki, onun cümlesi, 3 gün müminedir, dava adamına bir uykudur derdi. Bir gece bir gündüz yani. Yani bir uyku, hayır, bir uyku hali seni rahatlatır. Bir uykuya dal, tamam gündüz. Kalktın, sıfırlandın, asabilik gitti. Hala devam ettiriyorsan, devam ettiriyorsun demektir. Kin yok, haset yapmayacağız. Bağırma. Bağırsın. Biraz sonra geçecek. 2 saat sonra o hal olacak mı? Dava adamları bağırırlar, çağırırlar, talebeyiz. Ama gene de barışırız. Tabii. Kin yok. Nefret yok. Uduvvet, adavet yok. Olmaz. Bu kim? Neyi sayıyorum? Sıdık vefi. Bu zamanda yok mudur? Deyince sizleri gösteriyorum. Yani bu sıfatlar. Ondan sonra bunları sayıyor kitabın içinde.
üç, dört. Şefkatkarane, vefadarane, ustadını arayandır. Demek ki şefkatkarane, vefadarane, ustad. Yani hadiselerde ustad ne diyor? Dava arkadaşına şefkat. Nurculuk da bilsin veya bilmesin. Risale-i Nur okuyanlar, derse devam edenlerde dört sıfat aktif olur. Sana rağmen, sen düşünsen de düşünmesen de. Derse giden, kitap okuyan da dört sıfat aktif olur. Ac, fakr, şefkat, tefekkür. Gelişir. Bu zahirde, terbiye noktasında ac, fakr, kusur, noksanını derifte ediyor. Yani bağırsak, çağırsak Yasin'e, yani bağırdım, çağırdım, sonra da beni ezer vicdan. Aslında adam haklı ya. Kusuru derifte etmek. Kusuru derifte etmek. Ama haksız. Haksız ama. Yani kavga diyor İslam alimleri, iki diri arasında olur. Sen hiç morgdaki adamla bir ayakta olanın kavga ettiğini gördünüz mü? Morgda ben çok ceset yıkadım. Ne haber lan, o vuruyor ben vuruyor. Böyle bir şey yok ki. Ne yapıyorsam adam testin. Demek ki kavga oluyorsa ikisi de diridir. İkisi de ene var. Ne yapacak? Biraz kusuru derifte edecek ya. Arkadaşlar biraz kusuru üzerimize alacağız ya. Biraz ya, tam değil. Ya ama böyle dedi ya, dettirmesine vesile oldum. Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. E tamam, hiddet etmedik. Hakaret etmedik ama hakaret etmesine kuyruğuna bastın. Dedi. E niye dedi? Rahmetli babaannem 106-108 yaşında vefat etti. Sizin de geçmişlerinize de rahmet etsin. Onlara da etsin inşallah. Bak rahmet istedi geçmişlerine. Baba ne dedim, haber getirdim. Sanki müjdeymiş gibi. Kötü bir haber. Tabii Nurcu değildi. Çocuğusu, ilkokul çocuğu. Baba ne dedim. Falanca dayı, büyük abi, küçük kardeşini falanca dayı öldürdü, vurdu. İlk hiç unutmuyorum. Belki ben mesela 2-3'e ancak gidiyorum ilkokul 3'e. 53 yaşındayım. Düşünün kaç sene önce. Kaç sene nasıl? Ben de travma yaptı onun sözü. Dedi ki, bak bak, ölen zalim öldüren mazluma ne yapmıştı dedi. Ölen zalim olması lazım. Öldüren zalim olması lazım. Ölen zalim diyor, öldüren mazluma ne yaptı ki öldürmek zorunda kaldı diyor. Niye baban öyle diyorsun dedim. Oğlum dedi, sana soruyorum. Bak tavuğumuz da vardı. Şu tavuğu durup dururken ayağını basıp öldürebilir misin? Babanla yapamam dedi. Bir insan ne kadar bozuk olursa olsun dedi. Dinden çıkmadıkça biliyorlardı, eskiler biliyordu. Mürtet olmadıkça, mürtet demiyorlardı da, dinden çıkmadıkça, gavur olmadıkça dedi, bir insan bir insan öldüremez dedi. Öyle derdi. Gavur olmadıkça bir insan bir insan öldüremez. Annesi hocaymış babaannemin. Benim annem derdi ki diyor, Kur'an'da oysa var, sonra biz gördük. Bir insan bir insanı öldürürse bütün insanlar öldürmüş gibidir. Ve Kur'an'da Allah hükmünü veriyor. Hiç mahkeme kurulmamış. Sonsuz cehennemliktir diyor. Ne yaparsa yapsın. Şimdi bana böyle dedi. Ama kuyruğuna bastığında o zaman kusuru derifte etmek. Başka madde 5 mi 6 mı? 5. Risaleleri muhafaza eden, sahip çıkan, ustadının yerine himaye edendir. Sıdık-ı Vefi. Bir daha. Risaleleri muhafaza eden, sahip çıkan, ustadının yerine himaye edendir. Yani benim malım gibi sahip çıkacak.
hesap yapmayacak. Bunu yaparsam, bunu dersem, bu derse koşturursam, derse gidersem, kitap okursam, bana böyle yaparlar, şöyle yaparlar. Öyle yok kardeş. Bu dava böyle bir dava. Çetin bir dava. Bu dava sarptır, yalçın kayalıklarla doludur. Zübeyir abi der işte, ustadın sirke adı ve bizim dairemizin piri yani. Bizi ustada bağlayan, vesile olan, her bir vesilelik var ya, bizim bu daire, Zeytinburnu dairesi, Zübeyir abinin dairesidir, devamıdır. O derdi ki kitabında, ama Rüştü abi kitabında demezdi çünkü onun yanında kalmış. Bize aktarırdı, derdi ki, Zübeyir abi derdi ki diyor, davan için diyor, Sibirya'ya sürülürsen, Sibirya'da ne var arkadaşlar, güneş var mı? Buz değil mi? Orada bitki yetiştirmen lazım. Ne yiyeceksin, ne yedireceksin? Bitki yetiştirmen lazım. Ama Sibirya'da bitki yetişir mi? Yetişmez diyor. Isınla, sıcaklığınla bitki yetiştireceksin. Tam yetiştirdin, meyvesini alacaksın. Birileri geldi, söküp attı. Sen bunu aldırmayacaksın diyor. Eğer ekvatora sürülürsen, Arabistan'a doğru, bitki yetiştirmen gerekiyor. Su var mı orada? Yok. Kanını su yapacaksın, bitki yetiştireceksin. Söküp atacaklar ama sen aldırmayacaksın. Davana gene devam edeceksin. 100 defa dahi yapsalar davamıza sıdık, sadık olacağız. Peki nereden bu ruh? Resulullah'a bakın. Sahabeye bakın. İlk şehit olan, İslam adına, din adına, Allah adına şehit olanı biliyor musunuz kim? Kadındır abi. Kadındır. Kim abim? Sümeyye. Sümeyye değil mi? Kızım olursa Sümeyye koyacağım inşallah. Ne gülüyorsun? Bak baba da gülüyor. Başı da açıktı abi üstelik. Başı da açık mıydı? Çünkü örtü ayeti gelmemişti daha. Örtü ayeti gelmemişti. Evet. Evet. Ve Sümeyye nasıl öldürüldüğünü biliyor musun abi? Evet. Söyler misin abi? Ben de mi bak? Bir bacağını bir... Bir bacağını? Bir katıra, bir bacağını da bir katıra bağlayıp farklı yönlere sürmüşler abi. Dört tanedir. Bir koluna, bir koluna, bir ayağına, bir ayağına dört taneyi farklı yere koşturarak parçalamışlardır. Anladınız mı? Ama... Bağladıkları zaman son sözü. Bak, bırakacağız şimdi atları. Muhammed'den vazgeçtiler. Cevabı şu oldu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dediler. Son sözü buymuş. O kendi öleceğini de bildiği için çocuğu da Peygamber Efendimiz'in ilk sahabelerinden onlara hemen vasiyet ediyor abi. Eğer bu yoldan dönerseniz benim gibi beni görüp de benim halimi görüp de bize de bu olur diye bu yoldan dönerseniz sizle öbür tarafta görüşürüm hakkımı helal etmem diye. Yani kendileri değil çocuklarına hemen şey yapıyor, vasiyet ediyor. Vay be. Şimdi bize ufak bir şey yok, hava soğuk, abdest almıyoruz. Yok bana böyle dedin çekip gidiyor. Bana şey yaptı, tamam küstüm. İyi bari misketlerini de alsan ya. Çocuk kimseyle oluyordu hani. Kavga ettiğimiz zaman arkadaşlar, hadi misketlerini al gidiyor. Ha bunu da boz. Böyle var ya, boz. Tamam boz. Büyüdük. Bizim memlekette şöyle derler, sizde bu buralarda yok da aşağı. Ne cenaze ne? Ne cenazeme? Allah Allah. Cezaya bak. Burada ses boşuna geliyor, biz kullanmıyoruz çünkü. Sait? Onda büyük çok ağrısı var. Tamam, kullanmıyoruz yani. Kapatsınlar, ses geliyor. Biz de mi yazalım? Muhabbete muhabbeti borç bilip ödeyendir. Vefi, sıdık vefi. Muhabbete muhabbeti borç bilip ödeyendir. Şimdi her şeye rağmen, bak, huzurunu huzurumuz için, rahatını rahatımız için, hayatını hayatımız için bedel ödeyen peygamberin ümmeti değil miyiz? Hapishaneleri
koltukta oturmamız için. Afyon hapishanesinde lağım bağlanmış. Eskideki binalar, duvarlar kalındı. Kalın o duvarın kenarında oturmuş, camlar kırılmış, buz bağlamış. Aşağısında lağım var. Ta buna katlanmış, biz koltukta oturalım diye. Böyle bir ustadın talebesi değil miyiz? Rahatını, rahatımız için feda etmemiş mi? Ben şimdikileri değil, 50 sene sonraki nestaatiyi düşünüyor. Biz yani. Kaçtı Afyon hapsi? 43 milyon. Kaç? 44, 47 aralı. 50 sene ve sonrası kaç ediyor? 2007. 44 ne yapar? 98 ve sonrası diyelim. Ya bizim için bak onları düşünüyorum diyor. Ne diyor? Böyle bir muhabbet göstermiş tarihin derinliklerinde ustadımız. Peki buna mukabele etmek boş değil midir? Gene bizim için. Risaleleri ehline yetiştirmeye vasıta olandır Sıdık-ı Vefi. Gücü ne yetiyor kardeşim? Ders yapmak, ders yapacaksın. Nereye yetişiyor? Götürmek. Yok ne yapmak? Basmak. Yok satın alıp dağıtmak. Yok bunlara da gücüm yetmiyor. Sev, bari sevenleri sev. Allah Resulü diyor ki, sohbeti yapan ol. Dinleyen ol. Seveni ol. Dördüncüsü olma, helak olursun. Ya sohbet yapan ol. Ya dinleyen ol. Bunlar da yapamıyorsun, gidemiyorsun. Amasın, bilmem nesin, uzaktasın. Bari bunları seven ol. Dördüncüsü olma. Helak olursun. Ya yap hizmeti. Ya hizmeti, hizmette yapılırken istihdam ol. Yani aktif, aksiyon ol, bir rol al. Bir vazife yap. Bir yer süpür. Musluğu kapa. Contalar bozulmuşsa tamir et. Ampuller kirliyse sil. Kapıları sil. He böyle tıngır tıngır böyle dershaneye Yusuf gelme, bir şey yap yani. Sırf haftada bir gün ders dinleme. Yani bir şey okuyamaz mısın 10 dakika? Tamam bunlar hiçbir şey olmadı. Bari takdir eden ol ya. Oturduğun yerden de adam tenkit etme ya. Hiç kimseye bir şey olmuyor. Merak etme tenkit etme. Kendi kuyunu kazıyorsun. Kendin yalnızlaşıyorsun. Kendin tecrit ediliyorsun tenkit etmeyle. Yalnızlaşıyorsun. Bu asır toplum içinde yalnızlaşan insan topluluğudur. Psikolojik sorunların en büyük sebebi sevilmemekten geliyor. Kabul edilmemekten, kabullenilmemekten geliyor. Özlenilmemekten geliyor. Onaylanmıyoruz, sevilmiyoruz. Takdir görmüyoruz. Çünkü niye? Sevmiyoruz ki. Takdir etmiyoruz ki. Onaylamıyoruz ki. Bir şey görsek bir. Hiçbir şey yok kimse. Birisi çıkıyor. Yanlış da yapsa doğruluk adına bir şeyler yapıyor. Hemen tenkit ediyoruz. Ya tenkit ediyorlar ya. O da yanlış. Başka bir şey okuyacağım. Şura suresinin 30. ayetini yazmışım ben. Çok hoşuma gitti. Mealini yazmışım. Başımıza her ne bela gelirse bu ayettir ha. Meal okuyor. Başımıza her ne bela gelirse hep kendi ellerinizin kazandığı günahlar yüzündendir. Böyleyken Allah birçoğunu da bağışlar. Bağışlamış da hepsi de tam gelmiyor. Niye başıma geliyor? İşlediğimiz günahtan. Bu manada hadis de var. Var değil mi? Var. Bak mesela diyor ki Musannef
Abdurrezzak 11-178. 11. cilt 178. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbelerinde 152. sayfada yazıyor. Ebul Kılabe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu arada bu Ebu Kılabe deyince kaka diye bir Anadolu'da biz ne ediyoruz bir insan? Kaka kaka. Biliyor musunuz bu nereden çıktı? Bekle Allah bekle. İlahiyat. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Köpeğe. Arap. Arap. Kaka kaka. Büyük abdese diyoruz değil mi? Kaka kim biliyor musunuz? Sahabe. Nasıl bir sahabe? Bir dakika müsaade Murat. Kaka kimdi radıyallahu anh? Hazreti Ebu Bekir'in Halid bin Velid'e 10.000 kişi yerine takviye olarak gönderdiği... Bana diyor, bana takviye güç gönder diyor. 10.000 kişi gelecek. Bakıyorlar ki elinde mektup bir adam geliyor. 10.000 kişi. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in selamı var, bu mektubu gönder diyor. Neyse mektubu duymuyorlar. Mektubu açıyor, bakıyor ki benden diyor yardım istemişsin diyor 10.000 kişi. Sana diyor 10.000 kişi yerine Kaka bin Amr el Temimi'yi gönderdim diyor. Tek başına bütün İran ordusunu kovalayan bir adam. Öyle güçlü İslam'a hizmet etmiş büyük bir sahabe. Ve aynı zamanda sahabenin önde gelen komutanlarından. Yahudileri ortadan kaldırdığı için Yahudiler büyük abdese kaka dediler onun için. Kaka radiyallahu anh'a. Bundan sonra kaka diyebilecek misiniz daha? Estağfurullah değil mi? Bak Abdülkadir böyle titreye kafa çevirdi. Çocukken dedik abi ya, bize de dediler yani. Dediler abi. Yani köpeğe Arap demedik mi? Peki, Arabistan'a gittik. Ümre'ye gittik. Ne zaman gidiyorsunuz? 12 Ocak inşallah. 12 Ocak'ta. Peki gittiniz bir Arap köpeğe. Türk. Ne yaparsınız? Almanya'ya gittiniz. Hey Müslüman. Hatta Hasan dese. Ben bakarım, ben de bakarım. Köpeğe diyor. Sen değil diyor, köpek diyor. Ne yaparsınız? Böyle bak ne diyor? Yani hiç şansı yok diyor. Ya bize köpeğe peygamberimiz diyor ki ben Arap'ım. Kur'an Arapça, cennet lisanı Arapçadır. Arap'ı sevin diyor. Ama biz köpeğe koyduk. Ondan sonra Araplar bizi arkadan vurdu diyor. Oysa Arap kıllığı ve kimliğiyle Osmanlı'ya vuran İngilizlerdi. Nasıl vurdu? Aldatılmış sosyalist yok mu? Marksist Leninist yok mu? Filistin'de şurada. Bedevi. He işte. Yani yok mu? Komünist yok mu Araplardan? Peki Türkiye'de komünist yok mu Müslümanlar içinde? Peki 3-5 tane komünistin yaptığı Türkiye budur denilir mi? O kadar Araplar sahip çıkmış, Arap'ın eşrafı, halkı savaşmış, onu hiç göstermezler. Göstermez. 5000 tane bedevi var, hep onu gösterirler. Osmanlı ordusu her cephede askeri bittiği halde 2 yıl 7 ay Medine'yi savunmuş, Arapların desteğiyle. Ve Sevr'i kabul ettiği için Osmanlı yenik sayılmış. Padişah gel orduyu çek demiş Fahrettin Paşa'ya. Yok demiş, burada öleceğim ben, çekmeyeceğim. 2 yıl 7 ay savunmuş yapmış. Osmanlı'da bir devlet kalmadığı halde 10 ay Medine'yi savunmuş yani İngiliz'in karşı. Oradaki halkın desteği olmazsa savunabilir mi Arap'ın desteği? Ya. Diyor ki Ebu Kılabe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. İyilik yıpranmaz. Kötülük ise unutulmaz. Deyan olan hesaba çeken Allah da ölmez. O halde dilediğin gibi davran. Nasıl bir yol tutarsan ona göre karşılık bulursun. Demiş. Bir de okuyayım. İyilik yıpranmaz. Unutulmaz demiyor. He? Unutulmaz demiyor, yıpranmaz diyor. Bak yıpranmaz. Unutulmaz demiyor evet. Ne ilginç değil mi? Kötülüğe de unutulmaz diyor. Bak, iyilik yıpranmaz.
Kötülük ise unutulmaz. Deyyan olan, hesaba çeken Allah da ölmez. O halde dilediğin gibi davran. Nasıl bir yol tutarsan ona göre karşılık bulursun. Hani şey var ya, şey diyor, zulme uğradın, acı biter. Tamam mı? Böyle bir laf var, acı biter. Fakat günah tövbeyle de, tövbeyle bile sızısı bitmez. Sana zulmettiler, kestiler bir yerini, o acı biter. Ama günah yaptığı acı bitmiyor. Vicdan sürekli hatırlatıyoruz. Devamlı vicdan önüne koyuyor. Sana, bana çok geliyor adam. Şeytan çok geliyor. Mesela bir iyilik yaptığın zaman böyle dersler, 1500 kişiye ders yaptık işte 3 gün önce. 1500 kişiye, tabii ya falan. Dedim ki, hatırlıyor musun o günahını? Siz bilmiyorsunuz da bak, maziye, geçmişe gittim. Hatırlıyor musun ey Firavun falan günahını? Hı hı. Ya bu iyilik, ona bir denk gelse ya. İyiliği isteyen rahmet-i ilahi, halk eden kudret-i rabbani. Neyin var ki? İyilik böyle şey yaptığın zaman, şımarı böyle kaldırdığı zaman hemen dönün, geçmiş günahınıza bakın. Nasıl iniyor havası? Beni öyle indiriyor ki, sizi 10 defa daha indirir. Diyorum ki, hatırlıyor musun o günahını? Şu iyi zannettiğin şey var ya. Ya o günahına denk gelsin, affa sebep olsun yeter sana. Değil mi Fatih? Yaptığımız iyilik, o günahımızı affetse yeter ya. Takdir değil. Hesaba çekilmememize vesile olsun yeter. O zaman adam iki büklüme diyor günahlar. Şeytan, insana iki katkısı var çok ciddi. Bir, kemalatı, kemalat insaniye sebeptir şeytan vücudu. Bir de makasıd-ı hayri-i külliye vesiledir şeytan. Makasıd-ı hayri-i külliye, kemalat-ı insaniye sebeptir. Şeytanı çekip çıkarsanız bu iki sıfat yoktur insanda. İnsan insanlıktan çıkar. Şeytan insanı insanlıktan çıkarıyor. Doğru. Şeytan insanı insanlıktan çıkarıyor. Bir demek insan meleği de geçiyor. İnsanlıktan çıkarıyor. İnsanlıktan çıkarıyor, dibe indiriyor. Arkadaşlar, insanlar insan olarak gelmedi. İnsan olmaya geldik. Biz insan olarak gelmedik kardeşim, çirip çıplak geldik. Utanmadan, haya etmeden de bebek işte. Peygamberler geldi, insanlar insanlık makamına çıkarmaktır. 11. hakikatta diyor ki, bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesidir diyor. Bab-ı insaniyet denilen bir kala var, bir şehir var. Oraya o kapıdan insan girecektir. Bab-ı insaniyet insan değil. İnsanlık alemi. Oraya girersek insan oluyoruz. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِمْ ثُمَّ رَدَتْنَهُ اَسْفَلَ سَافِلِنْ. Eğer öyle olursan yukarıdasın, yoksa esfele safilin. Yani günahla şeytan insanı insanlıktan çıkarıyor. Doğru? Bir, insanı insanlıktan çıkarıp meleği de geçiriyor. İki, insanı insanlıktan çıkarıp dibe sokuyor. İnsan nedir o zaman? İnsan berzahtır. Kavşaktır altı yol gibi. Otobandan geri dönemezsiniz. Sağa çıkamazsınız, sola da çıkamazsınız. Tek yön istikamet odur. Altı yola geldin. Altı yol ne yapar? Sağa çıkarsın. Sola da çıkarsın. İleri de gidersin, geri de dönersin. İnsanlık böyle bir şeydir. Bununla alakalı birkaç cümle okuyayım. Ben aslında dersim bu sıdıkı vefi yok mudur? Her tartışmada zaferle çıkmaya çalışma. Tamam mı? Niye? Hakkın ortaya çıkmasına çalış,
kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir. Kardeşlerin arasında bina ettiğin ve üzerinde yürüdüğün köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir. Şahsi hukukta hatadan nefret et ama hatalı olandan nefret etme. Bunlar kimin? İmam-ı Şafii'nin sözleri radıyallahu anh. Şahsi hukuktan feragat et. Ama umumi hukuku dokunma. Affetme hakkın yoktur. Sana hayatın, hani var ya toplumda bugünlerde konuşuluyor. Sana ihanet edeni affedebilirsin. Ama vatanına ihanet edeni affetme. Kimin sözüdür? Hazreti Ali radıyallahu anh. Asla vatanını, vatana ihanet edenin, çünkü vatana niçin ihanet edince affedilmiyor? Vatanda namus var içinde. Din içinde, ana babam içinde, mezarlık da içinde. Yani vatan denilince ne var içinde? Anam içinde. Şair var. Anam içinde, şair içinde. Şair gelmiyor, ilk ana babam mezarlığı var. Ana babam, bacım orada, namusum orada, karım orada. Yani şair İslam, din orada. Vatan deyince bu. Vatanına ihanet edeni asla affetme. Tövbe etse de affetme. Çünkü affetmez. Aff yetişmez ona. Senin böyle affı kabul etme yetkin yok. Benim kazamı aldın. Affedebilirim. Çünkü yetkim var, bu benimdi. Vatan benim değil ki. Vatan kimin? O affetsin. Senin bir parçan var ya, var veya yok. Peki vatan senin değil. Neyi affediyorsun? Affediyorsan vatan bilincin yok demektir senin. Vatan şuurun yok demektir. Namus nedir bilmiyorsun. Din nedir bilmiyorsun. Vatanını ihanet eden satana affetmenin ne namus bilinci var onda, ne din şuuru var onda. Vatan nedir? Vatan toprak değildir. Tamam. Vatan denilen şey namusunun, dininin, kanının, vicdanının, seni sen yapanın yoğurduğu bir zemindir. Öyle bir toprak değil. Gitersen poşette alırsın. Sureti toprak diyebiliriz. He? Sureti toprak. Evet. Hakikati. Hukuk umumiye o zaman. Hukuk umumiye. Onun için de o parantezi ben koydum. Şahsi hukuk hata hariç. Hatada nefret et ama hatalı olun. Ama umum hukuka tecavüz edeni, hatalı olanlar, onları affetme. Huzur ve afiyet ne demek? Ne varlık içinde yaşamak, ne de dertsiz, tasasız olmaktır. Afiyet ve huzur, bir de okuyayım. Huzur ve afiyet ne demek? Ne varlık içinde yaşamak, ne de dertsiz, tasasız olmak. Eğer bir insanın derdi yoksa insan değildir. Bir insanın derdi yoksa insan değil. Nedir bilmiyorum. Hiç mi vatan derdin yok? Hiç mi insanların imanının gitti mi gitmedi endişen yok? Hiç mi alem İslam'ın kan akmasından endişen sıkılmıyorsun? Hiç mi efendim bu insanın imanını nasıl kurtaracağım, ben bunlara nasıl bir hakikate ulaştıracağım? Hiç mi tasan yok? Yok. Kim bu? Fok balığı. Fok balığı. Çünkü balıkların böyle bir şey yok. Köpeklerin bile vatanı var. Git çöplüğüne başka köpek gelsin, bak ne yapıyor. Onun vatanı da o. Canını ortaya koyuyor. Canını ortaya koyup bak kavga ediyorlardı. Arabayla zor ayırdım. Ayırmadı. Ben de aynada baktım, sonra tekrar kapıştılar. Başına. Vatan benim çöplüğüme gelme. Hayvanlar da işeyerek hat çiziyorlar değil mi Afrika'da? Vatansız hayvan bile değil ya. Öyle değil mi ya, belgesellerde oluyor değil mi? İşiyorlar ki bu benim, koku bırakıyor, bak burası benim. Aile familyasını orada kurmuş. Vatan, vatan nasıl olur artık? Her şeyim ya. Allah o kadar değer vermiş ki öl diyor onun uğruna. Seni şehit yapacağım diyor. Diyor değil mi? Öl onun uğruna. Seni şehit yapacağım. Ne kadar değerli ki. Öl diyor sana.
Afiyet ve huzur nedir? Nefsin, bedenin elinden ruhu kurtarıp azat etmektir. Azat edip bedene ve nefse ruhu hakim kılmaktır. Bir daha burayı çok dinlemenizi isterim. Afiyet ve huzur mu istiyorsun? Sihat, selamet, tansiyon, kanser. Bunlardan kurtulmak istiyor. Doktor dedi ki kansersin. Nasıl çıkacaksın? Afiyet ve huzur istiyor musun? Nefsin, bedenin elinden ruhu kurtarıp, azat edip, bedene ve nefse ruhu hakim kılmaktır. Yani Allah'ın nazarıyla bakmak, bedensel bir hayat esas almamak, uzun ve kısa yaşamak değil, doğru yaşamaktır. 500 sene çınar mı, 1 saat insan mı? Hangisini yaşamak istersin? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir mana buyurdular ki, tam metnini olmayınca bir mana diyeceksiniz arkadaşlar. Peygamber şöyle buyurur deme, öyle mi buyurdu? Metni tam olmayınca bir mana şöyle buyurdular ki, fakir olan kişi ne güzel kişidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra 300 seneye kadar fıkıh itikatta denilirdi. İman esaslarına denilirdi fıkıh. 300 seneden sonra fıkıh amele dendi. Tamam mı? Yani fıkıh karıştırmayın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 300 sene sonraya kadar ki iman, itikat, akaide fıkıh denirdi. Sonra 300 sene sonra ondan sonra şey denmiş. Amele denmiş. Diyor ki bir mana, fakir olan kişi ne güzel kişidir. Kendine muhtaç olunduğunda faydalı olur. Muhtaç olunmadığında kendi ilmini artırır. Bu ne kadar kaliteli adam, görüyor musunuz? Fakir kişi ne güzel kişidir. Ne demek o? İnsanlar ona muhtaç olunduğu zaman faydalı olur. İnsanlar ona muhtaç olmayıp müracaat etmedikleri zaman da kendi ilmini artırır. Devam ediyor. Üç kimse vardır ki münafıktan başkası onları hafife almaz. Bak bir daha. Bunlar toplamışım arkadaşlar. Üç kimse var ki münafıktan başka onları hafife almaz. İslam'da saçını artmış olan kişi ilim sahibidir ve adaletli bir önderdir. Bir bu ilimde bunu şey yapmış, hafife alınmıyor. İlim sahibi ve adalet sahibi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyor ki, onu atlayayım. Başka bir şey okuyorum. Gene Süleyman Aleyhisselam'ın, kadınların kılıncı dilleridir. Bunun için paslanmaya bırakmazlar diyor. Elfaz mananın tasviridir. Elfaza manadan ziyade emniyet vermek bir mahbubeyi terk edip tasvirine aşık olmaya benzer. Mesela ne acayip bir cümle işte. Muhakemattan şey yapmıştık böyle ama bu tam böyle, bu manayı, cümleyi böyle demiyor da böyle tasvir ettik. Diyor ki, elfaz, lafız, mananın tasviridir der. Yani kelam nedir? Manayı tasvir eder, ortaya çıkarır gizli. Elfaz, yani mana şey, lafız, manadan emniyet verilirse, diksiyon, güzel konuşmak. Dersleri var değil mi? Kursları var. Hazreti Ebu Bekir'e de sormuşlar radıyallahu anh. Diksiyon dediğimiz güzel konuşmak. Hazreti Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh, güzel konuşmak odur ki içinde yalan olmayıp samimiyet olandır. Samimi olan konuşma en güzel konuşmadır. Siyasetçilerin yalan, esnafların yalan konuştukları güzel konuşmak değildir. Yalana güzel denmiş. Bak, lafız manayı ortaya çıkartmak içindir. Lafızı süsleyip püsleyip manayı unutturmak şuna benzer diyor.
bir mahbubeyi, bir sevgiliyi terk edip tasvirine aşık olmaktır. Kız orada. Onu unuttun. Ay benimkisi şöyledir böyledir. Lan bak işte bırakın o hayalini gözünü kapatıp konuşmaya. Aa işte bu. Lafız buna benziyor. Kendisini bırakıp onu hayalindekilerle anlatmaktır. Yani manayı değil, konuşmayı, lafzı esas alanlar bu tiplerdir. Muhakematın ikinci makalesinde bu şey işleniyor. İnsan için en güzel eğlence mutalaadır. Beraber ders mutalası. 2-3 satır kaldı kesiyorum. En iyi arkadaş ise kitaptır. Mutala en iyi eğlencedir. Hani müzakere. Bir dershanede müzakere yerleşmemişse yıkılmaya mahkumdur. Çünkü Osmanlı'nın yıkılmasına sebep 500 yerden çıkan o diyor müzakerenin kalkmasıdır diyor usta. Medreselerdeki müzakerelerin kalkmasına ondan sonra Süfyan et gelmiş diyor. İnsanı insan yapan 4 şeydir. İlim, sabır, kanaat ve hakkaniyet. Aldığımız nefesi bile geri veriyoruz. Bak. Aldığımız nefesi, kardeş oynama. Aldığımız nefesi bile geri veriyoruz. O zaman neyin var ki senin? Aldığın nefesi bile geri veriyorsun. Neyin var senin? Aldığını bile veriyorsun. Kazandığını. Kazandığın nerede şu anda oturuyoruz? Paranız nerede? Binalarınız nerede? Yok ki. Aldığın nefesi bile geri veriyorsun. Daha neyi vermeyeceksin ki? En kıymetli nefestir. Onu bile geri veriyorsun. Geri vermeyeceğim bir şey kalmadı ki. Unutma, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için de senden vazgeçer. Hazreti Mevlana demiş. Bir daha bunu dinleyin. Unutma, senin için, bak senin için başkasından vazgeçti mi? Diyor ki bir tane sevgilin, ben falanca falancalar beni istedi. Hepsine vazgeçtim. Niye? Senin için. Bizi çok yüceltti. Bizi yücelteni biz de yüceltiriz dememiz gerekiyor. Hayır. Başkalarını terk edip, bak bir de okuyayım. Senin için başkalarından vazgeçen böyle bir tipse bir gün mutlaka başkası için de senden de vazgeçecektir. Peki niçin sen de vazgeçmedin? Davan için, imanın içinse korkma. Tamam. Son cümlem, Allah katında yerini bilmek istiyorsan, Allah katında yerini bilmek istiyorsan, seni ne ile, sen ne ile meşgul, Allah katında yerini bilmek istiyorsan, seni ne ile meşgul ediyor, ona bak. Allah katında, Allah'ın katında ben kimim? Nasıl bir şeyim? Allah seni neyle meşgul ediyor? Ona bak. Çünkü hadisi kutsi vardı ya bil mana, hatırıma geldi. Şu, hatırıma geldiği kadar. Peygamberimize sahabe soruyor. Ya Resulallah, farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda soruyor. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Bak, farklı sahabe. Farklı zamanda, farklı mekanda sormuş. Ya Resulallah, Allah bizi seviyor mu? Biz Allah'ı seviyoruz. O da sıralamış, hepsine farklı farklı söylemiş. Bir defasında şöyle demiş. Allah bir kulunu severse, sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse, sevgisini kalbinize koyar diyor. Allah bir kulunu severse, kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevdiği şeylerle meşgul eder. Herkes ölsün. Allah beni seviyor. Nasıl bakacağım? Meşgul olduğun şeye bak. Namaz yok. Nasıl Allah seni sevecek?
Abi bana dua eder misin dedi. Sıkıntım var dedi cumartesi. Geçen hafta dedim ben sana. Dedin dua ediyorum ama hala sıkıntın duruyorsa söyledim asayımı sokumuyorsun veya namaz kılmıyorsun. Asayımı sokumaya başladım ama kemküm namaz yok. Allah'a isyan ederek Allah'tan yardım istenmez ki. Ya Rab şuna yardım et. İsyan ediyorsun. O zaman bana diyor ki ey kulum sen istiyorsun ama bu bana isyan ediyor. Bunun böyle bir derdi yok yani. Peki cümlemiz neydi? Şu zamanda sıdık vefi yok mudur? Diyen olursa diyor sizleri gösteriyorum diyor ustad. Ve ondan sonra sıdık vefi nedir? 7-8 tane madde oradaki mektupta sıralamış. Oydu. Bâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha temel selavat. Hadi bir koca bandan ne var orada bir tane? Gidelim mi? Arkadaşlar. Onların büyük abisi var işte. Maşallah. Bir var ait diyor sana araba alacağım diye demin koy için. En kaliteli şey. Sait ne diyordu sana acaba? Ne diyor? Silindirle traktör alacak abi. Öyle mi? Utanma. Ha şey.